vardı o mucizeler gerçekleşmedi. 2001 yılının ekonomik krizidir bugün bize etkileyen sözünü duyduk bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. 2021 yılında 2001 yılındaki ekonomik kriz ders kitaplarına geçti. Evet yanlış duymadınız. Ders kitaplarında anlatılıyor efendim. Ee, şöyle bir bakayım. Orta öğretim 12. sınıf İnkılap Tarihi kitabında 2001 yılında dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı'na işte e, dönemin Cumhurbaşkanı Başbakanı'na anayasa kitapçığı fırlattı. Sonra işte ekonomik kriz başladı diye anlatılıyor ders kitabında. Peki anlatılsın yakın tarihtir. Tabii önemli bir e, dönüm noktasıydı. Fakat eğer Ecevit'ten bahsedilecekse rahmetli başbakandan Kıbrıs Fatih'i olarak tanılması gerekmiyor mu? Kıbrıs Barış Harekatı'na imzasını atmıştır diye o kısmı çıkarmışlar. Ecevit anlatılıyor orta öğretim 12. sınıf kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nda anılmıyor. Sadece 2001 ekonomik kriziyle anılıyor ve çocuklara gençlere öğretilme çalışılıyor. Biz aslında savaş için değil barış için yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Bu cümle orta öğretimin 12. sınıflarında okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabından. Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı bölümde dönemin başbakanı Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'ten tek satır söz edilmedi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı aynı bölümde Ecevit'ten krizle bahsetti yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Barış Harekatı'nda adı anılmayan Ecevit, 2001 ekonomik krizini çıkaran isim olarak lanse edildi öğrencilere. Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Kamu önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak. Orta öğretimin 12. sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında AKP döneminin ekonomik ve siyasi politikalarından övgüyle söz edildi. Bu dönemde Türkiye'nin uyguladığı politika ve önlemler sayesinde IMF'ye bağımlılıktan kurtulduğu savunuldu. Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında Davos'taki toplantıda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yaşanan Van Münet pozuna da yer verildi. Ya Allah Bismillah. Gençlere yakın tarih böyle anlatılmakta okullarda. Aradan 20 yıl geçti. 20 yılda çok şey değişti. Eğitim sistemi defalarca değiştirildi. Yargı, anayasa dün 12 Eylül'de 12 Eylül 2010 referandumunun da yıl dönümüydü. Anayasa değiştirildi. Daha demokratik bir Türkiye diye yetmiyor ama yine de evet diyeceğiz diyerek oy vermeye çağıranlar da oldu sanda, değil mi? 12 Eylül 2010'da. Bugün gelmiş olduğumuz noktayı konuşuyoruz, tartışıyoruz. 128 milyar dolar neredeymiş? Damadı gördük statta diye soran izleyicimiz var. 128 milyar dolar e, doları baskılamak için, dövizi baskılamak için elden çıkarıldı hepimizin parası. Bunun böyle olduğunu biliyoruz. Belki ders kitaplarında ileride bu da anlatılır. 128 milyar doların nasıl eritildiği bilmiyoruz ki. Ne kadar rezerv var Merkez Bankası'nın net rezerv? O da net değil. Yani net rezerv net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan 118 milyar doları aştı demişti. En son 27 Ağustos'ta yaptığı konuşmada. Şöyle ekonomistler bu işten anlayanlar muhalefet partisi liderleri onlar diyor ki net rezerv ekside. Yani bizim net rezervimiz yok bir şey kalmadı içerideyiz açıktayız demekteler. İşte o açıklamalar. Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Yurt dışına, kamuya, bankalara olan döviz borcunu ve swapları çıkarırsak döviz kasasındaki açık 51 milyar doları buluyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini bunlar sata 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 tükettiler, çarşı Siyaset Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar bunu tartışıyor. Cumhurbaşkanı net rezervin 118 milyar doları aştığını söyledi. Muhalefet rezervlerin ekside olduğunu verilerle anlattı. Kasadaki 119 milyar dolarlık brüt döviz rezervinden bankacılık sistemine olan döviz borcunu, IMF'den alınan özel çekme hakları tahsisatlarını ve swaplardan oluşan döviz yükümlülüklerini düştüğünüzde bu defa kasadaki açık 40 milyar dolar oluyor. Brüt rezerv 119 milyar evet. Çünkü IMF'den para gelince bir de Kore'den para gelince brüt rezerv arttı. Ama net rezerv hala eksi 52.6 milyar dolar. Tamam. Ama bir de Merkez Bankası'nın borcu var. Kore'den gelen para borç para. Diğer ülkelerden alınan döviz borç Merkez Bankası'nın kendi dövizi değil borçlandığı bir döviz. 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Siyasetin bir diğer tartışması da büyüme rakamları üzerinden oldu. Cumhurbaşkanı salgın döneminde ekonomisi en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye dedi. Muhalefet aksi rakamlarla yüklendi. Erdoğan şahsım rejiminde işsizlik tsunami oldu. Millete eziyor. İşten çıkarma yasaklarının Temmuz'da sonlanmasıyla beraber işsizlik yeniden vites yükseltti. Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Şimdi pandemi döneminde bütün dünya vatandaşlarına doğrudan destek verdi. Doğrudan destek. Ve doğrudan destek rakamlarına baktığımızda Türkiye milli gelirli oranla vatandaşına en az destek veren ülkelerden bir tanesi oldu. Pandemiden söz edeceğiz elbette hafta sonu düzenlenen mitinge de yeri gelirse değiniriz. E, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, Erbakan bir açıklama yapmış. mRNA aşıları ile ilgili hangi uzmanlık alan e, hangi uzmanlık birikimiyle yaptı bilmiyorum ama çocuklarınız üç gözlü, 5 kulaklı doğabilir diye bir açıklama. E, Milli Eğitim Bakanı da açıklama yaptı efendim. E, yüz yüze eğitim devam edecek diyor bu şartlarda sınıfları karantina altına alıyoruz. Okulları tamamen kapatmıyoruz diyor. Doğrudur. Turgutludan bir izleyicimiz Veli Şule Hanım. Çocuk eve geldi. Okullarında 3 sınıfın karantinaya alındığını söyledi diyor. Doğrudur. Bir vaka görülürse okulda bütün okulu değil. O sınıfı vaka görülen sınıfı karantina altına alıyorlar. Böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Doğrudur efendim. Şimdi şöyle bir bakalım. Ekonomiden bahsedelim biraz daha müsaade ederseniz. Berat Albayra gösterme sebebimiz hani onu da bugün gelmiş olduğumuz noktada bir payı var. Ve merak da ediyor kamuoyu ne oldu birden birdenbire ortadan kayboldu hiçbir açıklama da yapmadı diye maçta ortaya çıktı. O yüzden gösterdik kızmayınız yoksa. Bugün gelmiş olduğumuz noktada payı olanları sıralıyorsunuz. Haklısınız da ne diyeyim insanın öz eleştiri vermesi önemli. Önce öz eleştiri benim de payım var bu noktada diyebilmek çok önemli. Hangi sektör büyüdü? Bu 20 yıl içerisinde inşaat. İnşaat, 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 inşaat. Bugün inşaat müteahhitleri konfederasyonu eylemde. Çimento fiyatlarına son bir yılda %200 zam yapılmasını protesto ediyor müteahhitler. Bizi beşli müteahhit çetesiyle karıştırmayın biz sıradan müteahhitleriz ve zor durumdayız diyorlar. 9 Eylül'den bu yana da inşaatları durdurdular. Eğer bir sonuç alamazsak 1 milyon 200 bin inşaat işçisinin en az yarısını istemeyerek işten çıkartmak zorunda kalacağız diyorlar. Bugün